Neyse yol bitti ve böyle aksakallı dedeler ve evler yemişler, beni karşıladılar. Dediler ki, hoş geldin aramızda, öldün sen. Yani bir stadyuma kimler geliyor, kimler? Bütün sosyal sınıflar geliyor, bütün inanışlar geliyor, bütün renkler geliyor. Efendime söylüyor, mesela hol oluyor, rektör öğrenciye sarılıyor veya holding sahibi işçiye sarılıyor yani. Anadolu takımlarının duruşunu nasıl buluyorsun? Sanki orada bir şahlanma durumu var, dengeleri ilerleyen zamanlarda değiştirecek gibiler, ne dersin? Yok, bugün Türkiye'de 8 takım İstanbul'da. Kıymetli izleyicilerimiz, sevgili takipçilerimiz, haberler.com'a hoş geldiniz. Haber Bahane röportaj serimiz aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu hafta çok özel bir isim bizlerle birlikte. Türk spor camiasının, futbol dünyasının en özel isimlerinden, futbola adını altın harflerle yazdırmış bir teknik adam. Sevgili Yılmaz Vural bizlerle birlikte. Bakalım Yılmaz Hoca hayatına dair hangi detayları bizlerle paylaşacak? Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk Gülkan'cığım. Keyifler nasıl? İyi yani. Yani şahane görünüyorsun. Bireysel anlamda bir problem yok da. Korkuttun son dönemde bizi de. Evet, değil mi? Bayağı bir korkuttun. Ya sorma be. Bir kabus gibi. Geldi gitti. Unutuyor insan her şeyi ya. Unutabildin mi o dönemi? Hiç aklımda bile yok bende. Bir şey yaptın bir, sanki. Sandığa sakladın, ya, ket vurmuşsun gibi değil mi? 10 gün dünyayla ilişkim olmadı. Bir 10 günlük alacağımlar yukarıdan ya. Yaşanmamış bir... 10 günde o. Hani normalde böyle şey, çocukluktan başlıyoruz, bugünlere geliyoruz falan ama son dönemde o kadar üzdün ki bizi o dönemlerde. Yüreğimiz ağzımızda, şimdi Seda'yı arasan olmuyor, hastaneyi arasan cevap gelmiyor vesaire falan, çok enteresan bir süreçti. Kendimde. Yüreğimiz ağzımızdaydı. Kendimde. O dönem hani insan nelerle muhakeme ediyor, neler yaşıyor, ne yaptın, ne ettin, anlatsana biraz bana. Ya işte akşam evde oturuyoruz, arkadaşlarımız geldi. Bir üşüme, bir sıcaklık, böyle değişen bir durum. Dediler hocam neye eziyet çekiyor, gel hastaneye şurada gidelim. Gittik ve negatif çıktı testler. Evet. Birkaç gün sonra tekrar aynı şeyler, tekrar hastane, tekrar negatif. Allah Allah falan. Sonra bir arkadaşım yakalanmıştı. Hastane ziyarete gittim ona. Evet. Dedim ya şurada bir akciğer tomografisi çektin de bana. Çektiler, dediler ki eyvah, ciğerleri sarmış, buzullaşmış falan filan. Dedim nedir o, niye? Yok, işte negatif. Negatif iki kere. Allah'a dediler, görüntü bu. Hemen yukarı çıktık. Bir gün işte küçük bir şey, oksijen tüpü galiba. Sonra burayı kapattılar, olmuyor, aşağı düşüyor, sütürasyon falan. Kafamdan bir şey geçirdiler, makine alıp vermeye başladı. Dedim, bu yapamam ben bunu yani. Dedim beni önce Allah, sonra sana emanet, doktor beni çıkarın, ne yapacaksanız yapın. Ve sonra sevgili Tayyip Erdoğan, Allah rahmet eylesin, babası yanında vefat etti. Bir de bir kişi daha, kim? Eski Turizm Bakanımız. Onun Tuncay Matarıcı, o da rahmetli oldu. Ve beni yoğun bakımda şey aldılar, özel bir tarafa. Dediler ki... hiçbir şeyden haberim yok ama yani. Sonra bir hatırlamıyorum ne oldu. Galiba bir ilaç verdiler, neyse. Bir 10 gün sonra kalktığımda işte başımda bir sürü insan, doktorlar, hemşehriler benim uyanmamı bekliyorlardı galiba. Uyandığımda kalkmak istedim, dönmek istedim, hareket edemiyorum derken bir gözlerim oynuyor yani. Şöyle o oynuyor, onun dışında hareket yok. Dedim eyvah ne oluyor, dediler panik yapmayacağım. 8-9 gün elin ayağın biz olacağız. Rahat ol, ondan sonra yavaş yavaş bu iş toparlayacaksın falan. Böyle başladık yani. Onlar ne derse desin, acaba beni kandırıyorlar mı? 8-9 gün sonra ben hareket edebilecek miyim falan. O sırada da onları yaşadın değil mi? Ama bir haberim yok yani benim uyutulacağımdan. Tabii. Entübe olacağımdan. Kalktığımda tabii bir de tabii kalkanlar ani hareket etmesin. Ağzında borular, işte bir sürü şeyler var. Bilmiyorum, hatırlamıyorum tabii. Elleri bağlıyorlar. Beni o anda bağlamamışlar nedense. Hı. Ben de kendi entübemi kendim sonuçlandırmışım. Elimden çekip böyle. Çok riskli bir olay. Çünkü o şeyin ucunda bir balon var. Dolayısıyla çıkarmak kolay değilmiş ama. Hı hı. O arada. Biz kendi kendimizi, entübemizi sonuçlandırdık. İlk kendi hayatı olan bağlılığımız galiba. Vallahi yürekleri ağza getirdin Yılmaz abi. Gerçekten. Yani ama özellikle... orada Gökhan bir
Küçük bir şey, kusura bakın. Lütfen, lütfen buyur. Belki burada bu yaşanmışlık birilerine ibret olur diye anlatayım. Kesinlikle. İşte bir şeyler görüyorsun, rüyalar, şunlar bunlar. Hiç aklımda kalan o gördüklerinden bir tanesi çok önemli o. Böyle ışıklar falan derken bir yola geldim. Yoldan gidiyorum. Bir tanıdık görüyorum bu tarafta. O tarafa gitmek istiyorum. Yol bana müsaade etmiyor. Yasak, sen buradan git ya. Sana ayrılan yolda. Neyse yol bitti ve böyle aksakallı dedeler, beyazlar, yemişler beni karşıladılar. Dediler ki hoş geldin aramızda, öldün sen. Dedim bir dakika, bir yanlışınız var galiba. Baktım saate, dedim bakın bir dakika daha var yani, ben olmaz. Benim bir dakikam var. Dediler ki baktılar saate. Doğru söylediler, hata yaptık galiba biz. Dedim bakın ben eve gidip çocuklarımı öpüp gelmek istiyorum. Dediler o kadar zamanımız yok. Ben de dedim ki bu sizin hatanız. Benim hatam değil. Ve ben uyandım. Ve ondan ben şöyle bir yorum getiriyorum. Yaşamda o kadar bir dakikaları kaçırıyoruz ki hep erteliyoruz. Dur yarın işte şunu yapacağız. Yok yani o bir dakika. Zaten yaşam bir dakika. Yani yarın bir dakika sonra ne olacağını bilmediğimiz bir yaşam bu. Onun için yaşamı ertelememek lazım. Başka bir Yılmaz mı çıktı hastaneden ya, yani? Tabii ki. Orada aile kavramına daha çok sarılıyorsunuz. Çünkü yanarız o. Sizin o çok zor durumunuzda kaldıran, eden, affedersin altını üstünü değiştiren, eden bir insan var yanınızda. Dedim ki ben ya aile olmak önemli. Bizim Türkiye'de beceremediğimiz bir şey var. Aile olmayı beceremiyoruz. Ve son zamanlarda işte bütün problem, sosyal problemler İnsanları çok etkiledi. Dolayısıyla herkes sabırsız olmaya başladı. Hemen ayrılıkta arıyorlar çözümü. Aslında insan yaşamla ilgili o doyuma erişmedikten sonra buradan tavsiyem evlenmeyin. Bekleyin ya bir zamanı var acelemiz de. Ondan sonra çocuk, aile, kadın daha önemsiyorsunuz böyle şeyleri. Diye düşünüyorum. Belli bir doyuma ve doygunluğa geldikten tabii sonra, belli bir yaşanmışlıktan yani sonra. Gelme peşinden ya, 19, 20, 21 yaşında bu yaşlarda evlenilir mi ya? Bir şekilde erken yaşta evlenildiği zaman nefse yeniliyor değil mi? Yeniliyorsunuz ya. İnsan. Çünkü yaşanmamışlık var. Onlar ilginizi çekiyor. Her konuda ya, yalnız cinsellik anlamında söylemiyorum. Her konuda. Tamam, ilerleyen dakikalarda geleceğim ben bu konuya şimdi. Peki. Nereliydin Yılmaz abi? Adapazarı değil Adapazarı. Mi? Adapazarı. Kaç kardeşsiniz? Bir kız kardeşim var. O kadar. Çok kalabalık bir aile değiliz yani. Ha, çekirdek aile bildiğin. Çekirdek aile. Kız kardeşim. Nasıl bir çocukluk geçirdin peki? Adapazarı'ndan sonra evet. Büyük şehre vesaireye falan geliş nasıl oldu? Çocukluk nasıl geçirdim? Aslında ben bir kitap yazdım. Belki haberin oldu. Tüh sana getirseydim bir tane aslında ya. İnadım inat. İnkılap Yayın Evi. Bayağı bir sattı da yani. 8. baskısı basıldı. Peki. Orada her şeyi anlatıyorum. Ha. Çocukluk tabii ki. Mesela çocuklukta kimler sizin karakterinize dokunuyor? Nasıl gelişiyor bu? Benim karakterime babaannem çok dokundu. Çok bilge bir kadındı. Bana verdiği tavsiyelerden bir tanesi de şuydu mesela. Özgürlükle ilgili. Hı. İşte o zaman tabii daha taassupsuz, daha muhafazakar bir camia. İçinde saç uzatıyorsun falan filan. Bahsettiğim 1950'ler, 60'lar yani. Hı hı. Dolayısıyla babaannemin bir lafı vardı. İşte konuşuluyor evde, özgürlükle ilgili muhabbet oluyor. Yılmaz dedi, bak sana bir şey tavsiye ediyorum yavrum dedi. Nedir dedim babaanneciğim. İşte biz de ergenlikten çıkmışız, böyle hareketli bir çocuğuz falan. Özgürlük, sana tavsiyem özgür olmaya çalış. Ama yalnız kalırsın. Yani özgür olmak isteyenler yalnız kalırlar. Herkes onlar gibi düşünmediği için. Hmm. Dolayısıyla ama benim yine tavsiyem sana buna rağmen özgür ol. Ben meslek hayatımda da hep bunu. Yani ben Türkiye'de bilgiyle bir yere gelmiş çok ender insanlardan bir tanesiyim. Bu mesleğe girişte bir tek Ergün Gürsoy ve Allah rahmet eylesin Feriz Aydın abimizin katkısı olmuştur. Beni Özkan Sümer hocamızın yanına yardımcı antrenör yaptılar. Ve ondan sonra ben hep elde ettiğim başarılarla, halkla kurduğum ilişkilerle bir yere gelmişimdir.
Tabii ki bu bilgi sizi bir yere kadar getiriyor ama ondan sonra birilerinin size dokunması lazım ki bir basamak daha atlayabilir. Ki yani en işin acı kısmı da burada başlıyor işte herhalde, değil mi? Onun adına gidiyorlar, onun adına işte birini size vereceği destekliyorlar, onun adına siyaset diyor, onun adına bir sürü şey söylüyorlar. Bunlara sahip değilseniz iş büyümüyor. Olduğu yerde kalıyorsunuz. Çünkü sizinle aynı bilgi seviyesinde olmayan, başarı seviyesinde olmayan insanlar sırf bu ilişkilerden dolayı önünüze geçebiliyorlar. Maalesef bizim ülkemiz tarzı bu. 30'a yakın, 30'dan daha fazla, 30 değil mi takım? Yani 38 kere sözleşme yapmıştım takımlarla. Çünkü bazılarıyla 3 kere anlaştım, 2 kere anlaştıklarım var, 7-8 tane. Bir kulüple 3 kere anlaşmak kolay bir şey değil. Yani demek ki orada memnun kalmış oluyor insanlar sizden galiba. Yoksa sizi niye getirsinler? Anadolu takımlarına çok fazla emek verdin. Doğru muyuz abi? Bakıldığı yani zaman. İstanbul takımı derken Sarıyer'de çalıştım. Mesela İstanbul, Kasımpaşa'da çalıştım ama yani 3 büyük takım hariç hemen hemen hepsinde çalıştım diyebilirim. İşte ona geleceğim. O 3 büyük ya da 4 büyük takım içerisinde Yılmaz Vural adının gözükmemesinin ve Yılmaz Vural'ın İşte İstanbul'da saydığın takımlar ya da Anadolu takımları 38 tane sözleşmeyle sen gönüllere taht kurdun. Sporla alakası olmayan ya da futbolun feyesini bilmeyen adam Yılmaz Vural'ı tanıdı ve sevdi. Şimdi bu 3 büyük ya da 4 büyük takım içerisinde bu 40 küsür senelik kariyerinde değil mi? Doğru biliyorum. Yani 86 başlangıç. 86, yani 36-37. Bunca zaman içerisinde bu 4 büyük, 3 büyük takım içerisinde adının alınmaması az önce anlattığın konudan mı? Bir yere kadar bilgiyle geliyorsun ama bir yerden sonra o bir dokunuşa ihtiyaç var. Şundan maalesef bir şanssızlık şu. Türkiye'de futbolu idare eden arkadaşlarımızın çok yaptıkları işle ilgili sportif bir amaç taşımıyorlar. Yani başarı, başarısızlık onlar için bir kriter olmuyor. Yani tabi burada şimdi kimseyi karalamak değil, böyle gelmiş, böyle gidiyor. Değişmesi gerekiyor. Yani spor sonuç olarak bir oyun oynanıyor, bunu yönetiyorsunuz. Bu oyunu yönetirken yalnız bunun uzmanlık tarafı yok. Bir de insan boyutu var madalyonun. İşte bunu seyreden insanlar var, milyonlarca bunu yöneten insanlar var, bunu oynayan insanlar var, bunu yorumlayan insanlar var. O kadar büyük bir kitle var karşınızda. Bunlarla çalışıyorsunuz yani. Dolayısıyla bir liderlik isteyen bir konu bu. Yani bugün futbolu bırak, yarın antrenör ol. Böyle bir şey mümkün olmamalı. Türkiye'de bu böyle. Şimdi tabii bugün futbol oynayıp yarın antrenörlük yaparsanız üreteceğiniz şey de o kadar olur. Yani oyunculukta gördükleriniz, yaşadıklarınız sizin rehberiniz olur. Öğrenme bir süreçtir. Sonuç olarak vahiy ile öğrenilmiyor. Yani bir zaman geçmesi lazım. Birileri size bir şeyleri anlatması lazım. Bu işin uzmanları her konuda. Bu iş bilimden çok şey almaya başladı bu oyun. Ne bileyim bu işin sosyal boyutu var, psikolojik boyutu var, fiziksel boyutu var. Yani o kadar çok yönlü bir iş ki dünyanın en zor mesleklerinden bir tanesi diyebilirim. Hem o stresi kaldırabilme, o baskıya dayanabilme, o baskıda iş yapabilme. Ve çünkü ortada kaybedilen çok önemli bir maddi değer var. Yani o kadar ciddi rakamlar oluyor ki bunlar. Onların etkisiyle çok farklı şeyler yapabilirsiniz olur. Çok iyi eğitilmeniz lazım. Böyle bir şey yok yani. Dolayısıyla Türkiye'miz bunu bilecek veya bu tür adamı seçecek bir birikimi de kimsenin yok yani. Bu işi biliyor. Bakılıyor popülariteye, o anda ne yaptığınıza, o anda ne ürettiğinize, o anı değerlendiriyor herkes. Yani iyinin tarifi ne bu işte? Bu olmayınca tabii bu popülarite de antrenörden çok yönetene lazım oluyor. Çünkü maalesef ülkemizde böyle gelmiş. Yani o insanları da yorumlamak, olumsuz konuşmak istemiyorum ama yani sonuç olarak sizi yönetenlerin bir tek hedefi var. Ya siyasi, ya ticari. Şimdi de bakan adam tabii ki kısa vadedeki başarısızlıklar veya başarılar onları etkiliyor. Çünkü bu başarı gelmezse mesela bu seneki Türkiye Ligi'nde bir takım 9 tane antrenör değiştirir mi ya? Niye? Sen bunları alırken nereye bakıyorsun? Nasıl araştırdın? Senin camianın problemlerini çözebilecek kapasitesi var mıydı bunun? Yoksa kendi iradenle mi yaptın yoksa başkası söyledi diye mi olur?
Yani görüldüğü için olumsuz bir şeyler söylemek zorunda kalıyorsun şimdi olduğu gibi. Niye böyle oluyor? Bak, özetle kırgınsın yani biraz, doğru mu? Ya kırgınlık değil ya. Yani benim bireysel derdim değil bu. Allah'a şükür 36 yılda beri 30 tane takımda bana görev verilmiş. Yani demek ki sen Yılmaz gel bak sıkıntımız var çözebilirsin onlardan birisin diye çağrılmış, çalışılmış. Yani kendi adıma söylediğim bir şey değil bu. Hı-hı. Çok şükür 36 yıldan beri işsiz kalmadım. Bu sene bir sürü takım da teklif etti bize ama şu koronadan çıktık bir toparlayalım, bir dinlensin vücut diye biraz bir ara vermedik. Senin yani, tercihindi yani tabii, bu, tabii bu yani sene. 16-17 yakın takımla konuştum yani bir tanesine hedefsem olurdu yani. Ama görüldüğü gibi futbolu çok önemsiyoruz. Neden? Çünkü bana göre bir oyun değil bu yani. Yok ay bu oyun falan değil. Çok önemli. Sana göre ne peki? Sosyal bir olay bu. Yani bir stadyuma kimler geliyor kimler? Bütün sosyal sınıflar geliyor. Hı-hı. Bütün inanışlar geliyor. Bütün renkler geliyor. Efendime söyleyeyim. Mesela hol oluyor, rektör öğrenciye sarılıyor veya holding sahibi işçiye sarılıyor. Yani sen günlük hayatta bunları yan yana getirebilir misin? Sonra dışarı çıkıyorlar stadyumdan. Kendi kimliklerine aykırı bir muhabbet olduğunda kavga edebilir. Biraz evvel birbirine sarılanlar. Bunun neresi spor Allah aşkına? Yani bu kadar insanları birleştiren, bu kadar bir araya getirebilen başka bir güç var mı? Mesela din desek, Müslümansan toplandıra Müslüman gelir yani. Diğeri gelmez. Veya siyaset desek sadece insan sadece, solcuysan solcu muhafazakarken senin gibi düşünen gelir. Ama bu hepsini getiriyor yani. Korkunç bir birleştirici bir etkisi var olayın. Yani ne demek bu? 22 tane Türk topun peşinden koşuyor. Bir grup çıkarılıyor, diğerleri de bağırıyor. Bu kadar basit bir şey değil yani. Bu toplumda, her toplumda yaşayan insanların yaptıkları işin dışında gevşeyecekleri, orada yani relax olacakları... Bu kadar bileyim, önemli bir güç. Bir şey lazım yani, bir aktivite lazım. Bu da futbolda çözülmüş. Peki bu kadar önemli bir güç, eşittir futbol dedik. Şöyle bir soru soracağım sana. Siyaset rüzgarı futbolda da esiyor mu? Tabii. Dibine kadar. Her zaman ama bugüne ait değil bu. Oldu mu siyaset futbolun içinde. Bir dönem 90'lı yıllarda sevgili Allah rahmet eylesin Turgut Özal. Turgut Özal döneminde değil mi? Özelsiniz dedi. Hı-hı. Ayırdık sizi diğer federasyonlardan. Siz kendi kendinizi delegasyonunuzu oluşturun ve kendinizi yönetecek kendini seçin dedi. Hı-hı. Böyle bir özgürlük verdi. Fakat beceremedik biz yani. Beceremedik. İşte en son bundan birkaç evvel kulüpler yasası çıktı. Hı. Mesela UEFA'ya bağlı 54 tane ülke var yanlış söylemiyorsam. 53 tane sivil toplum örgütü. Bizimki şimdi bir kamu kuruluşu oldu neredeyse oldu. Yani devlet kontrolünde, devletin denetleyeceği bir hale geldi oldu. Ama niye kağıt üzerinde değil değil mi bu? Yani normal şartlarda yok, özel gözükmeye yani devam etmekle birlikte ama devletin denetiminde oldu. Devlet şimdi bu seçimlerde kimin aday olup olmayacağına karar verecek. Ne bileyim yani veya ekonomisini denetleyecek. Her şey için kurallarını, kanunlarını çıkaracak. Böyle olunca tabii bu meclisten geçti. Cumhurbaşkanımızın önünde. Şimdi o da imzalama aşamasında araştırıyor, inceliyor galiba. Fakat tabii bu olaylandıktan sonra Türkiye futbolda Avrupa sistemi, dünya sisteminin dışına çıkabilir olur, kabul edilirse. Neden? Onlar siyaset bulaşsın istemiyorlar. Onlar futbol bir spordur. Bunun içinde kimler yapıyorsa bu işi, delegasyonu onlar olsun, onlar kendilerini yönetecekleri seçsin diyorlar. Eğer biz dersek ki hayır size rağmen bu işi biz böyle yapacağız, o zaman bize diyecekler ki sizler UEFA, FIFA turnuvalarının hiçbirine alınmazsınız diyecekler. Biz de Türkiye Ligi'nde oynayacağız, şampiyon olacağız ama yurt dışına gidemeyeceğiz olur. Böyle bir engel olabilir. Böyle bir tehlike var. Ama tabii ki bu buraya kadar gelmesi bir yerde siyasetin müdahalesini gerektirdi galiba. Çünkü olmuyor. Size özelleştirdik ama kendinizi yönetemiyorsunuz. Her kulüp batmak üzere. Hepsinin borcu ayyuka çıkmış, bankalar, anlaşmalar ödenemiyor. Oyuncular alacaklar, FIFA'da dosyalar, Türkiye dosyaları böyle. Dolayısıyla yani Türk futbolu şu anda çok kötü durumda. Artık yönetilmesi mümkün olmayan bir noktaya geldi. Ve bundan sonra ne olacak bilmiyorum. Yani
iyi değil. Özellikle bu sezon hem Covid vesaire falan vücudu dinlendirmek istedin ama şimdi bir de ortaya çıkan sonuca ve takımların karnesine baktığın zaman şunu da söylüyor musun? Aman arkadaş, iyi ki de girmemişim bu hengamenin içerisine diye. Bayağı sıkıntılı çünkü herkes. Tabii yani bize diyorlar ki al bunu, bu çocukları takım yap. Nasıl yapacaksın ya, adamın parasını vermiyorsun. Yabancıyı da ikiye böldük. FIFA'ya verenler, vermeyenler. Parasını alamadığı zaman, vaat edilen zamanda gidiyorlar. Bizim paramız ödenmedi diye en yüksek makama şikayette bulunuyorlar. Ödemezseniz serbest kalıyor. Şimdi bunu Türkiye'deki delikanlılar gibi ya şu kulübün başını belaya sokmayayım diye düşünen yabancı oluyor, düşünmeyen oluyor. Yani ne oldu? Yabancıları da birbirine karşı getirdik. Hı hı. Zaten Türkler ödeme planı içerisinde bir maç başı diye bir şey çıkarmışlar. Az şu kadar, gerisi oynayacağım maça bölelim. Yabancıya konuşulan rakamın hepsini ödüyorlar. E şimdi burada bir ayrım yapıyorsunuz. Türk ve yabancı daha başlarken birbirine düşman ediyorsunuz. Yani aynı takımın oyuncuları sana başka muamele, bana başka muamele oluyor. Sonra tek yürek ol diyorsun onlara, değil mi? En büyük sorun kendi branşımla ilgili yönetme sorunu var. Yani bu yönetme sorununda Türkiye'de futbolun yarışacağı ülkeler 5 büyük Avrupa ülkesi. Bunlar İspanya, İtalya, işte kim, Almanya, Fransa, başka kim var söyle. Yani bunlar 5 tane ülke. İtalya söyledim mi bilmiyorum. Ya bu 5 büyük ülkede her şey çok profesyonel. Her şey tıkır tıkır gidiyor. Bunlarla yarışacaksak biz, bunlar gibi olmamız gerekir. Yani o şartlarda yarışmanız lazım. Öyle bir şey yok. Yani bizim Türkiye'nin en büyük sorunu tabii ki futbol bu. Hı hı. Bir sistem, fizik sistem olmuş yani. Ama çok enteresan. Evet. Özellikle bu sezon Galatasaray çok şaşırttı. Değil mi? Yorumun ne olur Galatasaray'la alakalı? Ya işte tabii ki ekonomik durum. Dolayısıyla daha gençleşme, daha ucuz rakamlara iyi oyuncu bulma isteği. Fatih Terim de bunu ne yapalım, kulübün yapısı buysa uyarız. Ama başına iş aldı tabii. Çünkü futbolda başarı istemiyor. Sizin o fedakarlığınızı kimse görmez. Bana da kabul etmeseydin olur. Ve koskoca Fatih Terim ki Türkiye'nin imparatoru diye lakap taktığımız bu arkadaşımız. Bu takımı 4 yıl, 7 yıl, 8 yıl mı yanlış söylemeyeyim. 4 yıl üst üste UEFA şampiyonu yapmış bir antrenör. Başarısız bulundu ve yollandı oldu. Ve tabii ekonomik sıkıntı derken başkan seçilmiş Burak Elmas'ın kısa vadeli tekrar ayrılmak durumunda kalması. Yani bütün bunlar hep ekonomiye dayanıyor tabii. Ekonomi olmazsa işi büyütemiyorsun. Bir takımın başarısı o kulübün patronu, yani başkanı ya da işte teknik direktörü ya da takım oyuncuları. Kime mal edilir? Fatura kime kesilir? Antrenörü kesiliyor. En yalnız o. Masrafsız bir kişi. Ama o oyuncuları seçen kulüp başkanı, oynamayan o ya da oynayamayan ya da verilen taktiği algılayamayan, evet, bu çocuklar. Kim yollayacak? Günah keçisi mi oluyor yani bu teknik adam? 5 milyon, 10 milyon euro para vermişsiniz. Onu yollayamazsınız. Eyvah, kim bu? Yönetim gitmez. Gider mi adam? Yani, bu sefer gidecek bir kişi kalıyor. Hadi git kardeşim. Sanılıyor ki bu değişimler onlara bir şey katacak. Ne diyorum ya, bir takımımız küme düştü, 9 önce değişti. Peki başarılı olduğu zaman da mükafat teknik adama mı geliyor? Yok. Başarı olursa yani, arkadaşlar yani, bölüşüyor kendi aralarını, başarısızlık olursa direkt sana mı? Bağlı. Ben mesela çok geri planda kalmaya çalışırım. Yani çünkü sonuç olarak burada başarıdaki en önemli olay yönetmeyle ilgili. Siz oyuncunun alacağını, vereceğini zamanla ödüyorsanız, ona kurallaştırdığınız şeylerde ayrım yapmadan bu kuralları uygulayabiliyorsanız yönetme çok önemli. Buradaki performans sahaya yansır. Ne olur? Antrenör işini yapar. Oyuncu işini yapmak zorunda kalır. Futbolun dışına çıkamaz. Çünkü her denilen yapılıyorsa olur. O zaman herkes payını ise ondan o kadarını alır tabii ki yani. Yok sırf antrenör doğru taktik verdi, oyuncu doğru oynadı. Değil bu yani. Anadolu takımlarının duruşunu nasıl buluyorsun? Sanki orada bir şahlanma durumu var. Dengeleri ilerleyen zamanlarda değiştirecek gibiler. Ne dersin? Yok. Bugün Türkiye Ligi'nin 8 takımı İstanbul'da. Ne oldu Anadolu takımları? Ne şahlanması var? Şahlanması falan yok. Seneye de mesela Eyüp Spor, Tuzla Spor'un çıkma ihtimali olan takımlar başarmak istiyorlar. Çıkarlarsa 9-10 tanesi
İstanbul. Yine İstanbul takımı olacak diyorsun. Tabii ki Trabzon oldu 8 yıl sonra. Yaptığı doğruların karşılığını buldu. Hı hı. Erken transfer yaptığı kampa %85-90 kadroyu oluşturup gitti. Hoca çok büyük bir zamanı oldu. Onlarla bir takım olabilecek çalışmaları yapabildi. Antrenör, hoca, oyuncu. Tabii ki sonuçlar bunun içine taraftarı da soktu. Çok güzel bir uyum yakaladılar. Ve sonuna kadar geldi. Demek ki bunu yapan her takımın başarma şansı bir Trabzonspor kadar olabilirdi. Ama öteki taraftan Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Sıkıntı oldu. Galatasaray ona keza öyle. Beşiktaş bir türlü kendini toparlayamadı. Ve sonuç olarak da başaran takım çok haklı bir şekilde şampiyon oldu. Eğer ki Trabzon'un kendine yaptığı bu yatırımı ya da izlediği taktiği diğer Anadolu takımları da yaparsa olur diyorsun. Yani Anadolu takımlarının önündeki yegane engel bu yani. Doğru mu? Yöneticide bu işi bilmemezliğin getirdiği bir sürü yanlış. Hepsi çok sıkıntılı bir ekonomiye sahipler. Yani mümkün değil bir şey yapmaları. Bunu yönetecek yeterlikte dolulukta yönetici bulmak Anadolu'da çok kolay değil. Bulamıyorlar. İyi oyuncuları oraya götüremiyorsun. İstanbul daha ilginç geliyor onlara. Ne bileyim, İstanbul'a gelecek oyuncu sizden 2 lira istiyorsa oraya gelirken 5 lira diyor. Çünkü futbolun dışında da bir hayat istiyor insanlar. Gidip bir bardak bir şey içeceği, bir yerde gidip iki muhabbet edeceği. Yani futbol dışına çıktığında orada kendinin deşarj olacağı bir ortam da istemiyor yani. Bunu da seçiyorlar. Veya yabancı geliyorsa onun çocuğu bir yabancı dil eğitimi yapan bir okul arıyor. Çocuğun ailesini getiriyor. Bu İstanbul'da her şey var. Ama Anadolu'da çok az. Bazı yerlerde var, bazı yerlerde hiç yok. Dolayısıyla tercihi tabii daha batıya yönelik takımlara gelerek gidermeye çalışıyorlar.